Yepyeni bir günden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak yepyeni bir videoya başlıyorum. Gün boyu sorduğunuz sorular arasından seçerek size en çok faydası dokunacağını düşündüğüm soruları şöyle bir süzgeçten geçirdim. Derledim, toparladım ve karşınıza çıktım sevgili gençler. Bugün özellikle cevaplamak istediğim soru bugünlerde kuryeye verilen kartlarımız var. Bazılarımız kartlarımızı aldı, ellerine geçti ama bazılarının kartları ellerine ulaşmadı. Bazılarına mesajlar geldi bankadan bazılarının kartları blokeli. Şimdi bugün bu kart bu kadar önemli mi? Kartımız olmasa da olur mu? Bursumuz için bank kart genç mi? Daha önemli yoksa blokesiz bir cep telefonu numarası mı? Bu konu üzerinde duracağım. Videoya başlamadan önce eğer bu video vasıtasıyla bu kanalla tanışmışsanız öncelikle abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız son dakika olarak tüm eğitimle ilgili gelişmeler, faydalı bilgiler cep telefonuna gelir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra geçiyoruz videomuza varsa gencimiz elimize ulaşmış ya da ulaşmamış olabilir. Bank kart gencimizin şifresi nasıl alınır? Bununla ilgili dün size bir video yapmıştım. Tüm arkadaşlarımızda bir an önce burs kartları olan bank kart gençleri eline almak istiyor doğal olarak. Kurye nerede? Benim kartım basıldı mı? Bu sorularla sürekli olarak karşılaşıyoruz. Ama bakın şunu tekrar söylüyorum. Önemli olan hesap numarasıdır. Burslarınız hesaplarınıza yatacak. IBAN numaralarınıza yatacaktır. Ve IBAN numarasına yattıktan sonra siz bunu her halükarda alırsınız diye geçmiş videolarımda söyledim. Yani elinize geçen kartın içerisinde para olmayacak. Dolayısıyla siz başka bir şehirde olabilirsiniz. Kartınız başka bir şehire, üniversitenizin bulunduğu şehre gönderilmiş olabilir. Bu da tabii sizde bir stres yaratıyor, bir sıkıntı oluşturuyor. Bu konuda öncelikle rahat olmanızı tavsiye ederim. Bursunuzu nasıl alabileceğinizi şimdi bu videoda biraz detaylandırarak anlatacağım. Bakın burada en önemli nokta bence karttan daha önemlisi blokesiz bir sim kart numarası. Çünkü cep telefonu numaralarınızı burs başvurusu esnasında e-devlete girdiniz. Banka kayıtlarına bu girdi. Ama daha sonra cep telefonu numaranızı değiştirdiniz ya da sim kartınızı operatörünüzü değiştirdiniz. İşte bu esnada bankada bloke işlemi gerçekleşmiş oluyor. Sim kartınız blokeli ve blokeli olduğu için de bankayla ilgili şifreler artık bu telefonunuza gelmiyor. Peki nasıl kaldırabiliriz? ATM'ye kartınızı ATM'ye gidip de taktığınızda ATM'ye sim kart bloke kaldır diye zaten oradaki seçenek var. Orada kaldırabiliyorsunuz rahatlıkla. Peki neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Bakın şimdi. Eğer cep telefonu numaranız blokesizse banka kayıtlarında sağlam bir cep telefon numaranız varsa siz bu numarayla ATM'den kartsınız olmasa bile kartsız işlem yaparak bursunuzu çekebilirsiniz. Bakın karttan daha önemli bu bir. Yalnız bu kadar değil. Devam edeceğiz. İkinci olarak internet bankacılığına girdiniz. Cep telefonlarınızla ziraat mobil ya da bankart mobil uygulamasına girdiniz. Buradan çok pratik bir şekilde varlıklarım yani hesaplarım direkt ana sayfada karşınıza çıkıyor ve burs siz yatmış mı? Veliniz üniversitede okurken siz haliyle başka bir şehirde olacaksınız. Size ya da bir arkadaşınız, bir akrabanız, bir yakınınız size para havale yapmış mı? Para göndermiş mi? Hesaplarım ne durumda? Bunu karta gerek olmadan cep telefonunuzdan bu uygulamalarla görebilirsiniz. Bunun için cep telefonu numarası gerekiyor. Blokenin kaldırılmış olduğu bir sim numarası gerek. Sonra arkadaşınıza havale yapabilirsiniz. İban numaranızı, kendi numaranızı biliyorsunuz. Arkadaşınızın IBAN numarasını biliyorsunuz buradan birbirinize para transferi yapabilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza TL yükleyebilirsiniz. Sanal kart oluşturabilirsiniz sanal kartınızla internetten güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Limitini anlık olarak belirleyebildiğiniz bir kart. Sanal kart kredi kartınıza bağlı. Bunu da yine bu uygulama üzerinden ziraat mobil ya da bank mobil uygulaması üzerinden istediğiniz gibi limitinizi artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunları üst üste koyarsak elinizde kartınızın olması gidip ATM'den kartınızla para çekmek mi daha önemli yoksa elinizde internet bankası giriş şifresinin olması dolayısıyla şifrenin geleceği bir blokesi sim kartın olması mı daha iyi? Bakın görebiliyorsunuz. Çünkü elinizin içerisindeki cep telefonuna bakarak her türlü işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sonrasında paranızı fiziki olarak almak ve çekmek isterseniz kartınız olmasa dahi ATM'den gidip yine buraya gelen mesajla bursunuzu da çekebilirsiniz. Evet bu şekilde tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitim hayatınızı kolaylaştıracak içeriklerle bu şekilde devam etmek istiyorum. Sorularınıza toplu bir şekilde cevap vermeye çalışsam da yine de bol miktarda bireysel olarak da cevaplandırmaya çalışıyorum sevgili gençler. Bu kanal sizlerin kanalı, öğrencilerin kanalı, eğitime destek kanalı. Hep beraber büyütüyoruz, arkadaşlarınızla paylaşır, abone olur, beğenirseniz işte o zaman bu kanala sahip çıkmış olursunuz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.